Kaç çocuk var abla sizin? Vereceğiz diye aldılar. 6 sene işte. Çocuğumdan bir sene sonra ikisine verdim. Ta 3 sene de oluyor birine verdim. 2012'den aldılar. Şehitlik parası mı? Ne kadar verdiler abla size? 60 lira bana verdiler. Bilmiyorum o ötenin ne kadar verdiler. 30'unu bu. Beni devlet şey yaptı. Kepez Kaymakamlığı'nda çalışıyorum ben. Onunla. Çocuğumdan azıcık işte babasını bana böldüler asker ücret neyse. Getirmiyorlar mı abla parayı söylemediler mi? Getirmiyorlar. Söyleyemem vermiyorlar. Benim kuzumun parası ben yüzüm o 100 lirayla yolladım askere. İşte doğum günüydü. Ben kuzuma bir şeyle edemedim ya parasını. Akrabalar tarafından dolandı. Değil misin abla Fatıma? Kuzum. Dün ben çocuğumun yanına bile gidemedim parasızlıktan. Uncalıyor. Ben kuzum bitirdik beni kuzum. Tükendim oğlum ben. Ölüm yıl dönümü ne zamandı? Pazar günü gidemedim beni oğlum yanına. Ben Göçerler, Kepez Altı Göçerler Mahallesi'nde yaşıyorum. Oğlumu 2010'un Mayıs'ın 26'sında askere gönderdim. Ama askere gönderirken 100 lira parayla yolladım ben oğlumu. Kimseler para aldım, istedim kimseler de bulamadım. Bir tane arkadaşım 100 lira verdi, ona gönderdim. Hı hı. Önce Zonguldak'a gitti. Geldi buraya. 6 gün geldi. İyi ki de gelmiş, gördüm kuzumu. Ondan sonra Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır Dicle'ye. Orada şehit oldu işte. Ağustos'un 5'inde. Kondu getirdiler. 7'sinde haber geldi. Gece 12'de. Dünyalarım göçtü benim. Allah kimseye evlat acısı vermesin Allah'ım. İşte şey de oldu. Devletin verdiği para 60 liraydı. Hı hı. 30 lirasını borcumuz vardı. Ona verdim işte. Oh. Allah'ım oh. İçim daraldı. Ondan sonra işte o gerisinde akrabalarıma 15 birinde 12 milyar 500 birine verdim. Aldılar istediler işte yanık içim acık yaralı diye beni oradan avladılar. 10 lira birine verdim. Yok işte 6 sene biri oldu. İşte 6'şer 7'şer sene 3 sene birine vereli oldu. Yok. 40 bin liraya yakın para 40 bin liraya yani. Yakın para. Yok vermiyorlar. Benim 2B borcum var. Senetlendirdim buraya evimin tapısına. Kızımı evlendirdim. Her yerim borcu. Ondan buldum, bundan buldum. Sağ olsun verdiler ama onu yeri vermem lazım benim. Peki siz parasını alamadınız. Ne tür bir hukuki yol izlediniz? İşte sizi aradım. Ona istiyorum vermiyorlar. Gittim şeye dilekçe verdim savcılığa. Sonra da sizi aradım. Başka çarem yok galiba. Ben bunu nere olsa gidip arayacağım hakkımı. Allah'ım bana devlet yardım etsin. El açsın bana. Ben bir şehit annesi yaralıyım ben. Sadece o akrabalarınızdan o parayı mı istiyorsunuz vermek? Evet o parayı istiyor. Hem de o sizin çocuğunuzun hakkı. Evet çocuğumun şehitlik parası o. Çocuğumun şehitlik parası da o. Onun için herhalde bir hayır da yaptıramadınız değil mi? Yaptıramadık bir yere. Hiç ben bir yere bir kula bir şey yapamıyorum ya. Dün ben diyorum ya. Parasızlıktan çocuğum ölüm yıl dönümüne. Uncalı da benim çocuğum. Gidemedim bile. Şu an kendinizin ne kadar borcu var? İki bey ile birlikte düğün yaptınız. İki beye işte 27 lirada iki taksitim ne ödedim. Gerisi kaç taksit var onu İşte bakmam lazım. Düğün de yaptınız. Evet, ne kadar düğün de bu yaptım. 70 lira. Nereden baksan 80 lira borcum var.
Ama en azından o 40 bin lirayı verseler Evet. borcunu bir... Aynen bir şey derim, çalıştığımla da o 2 bey ödeyeceğim diye uğraşırım, ne yapayım ne yapayım. Kimseden bir şey yok. Peki ne istiyorsunuz? Kimlerden yardım istiyorsunuz? Ben devletten, benim bu dolandıranlardan hesap sorup paramı almasını istiyorum. Peki elinizde bir belge de yok sonuçta onlara Yok verdiğiniz işte değerden. verdim, benim acıma şey dediler, benim yaralı kan istediler, verdim, geri bir daha vermiyorlar. Vereceğiz vereceğiz ver, bu saat oldu, bu seneler oldu, vermiyorlar. Ben de buna başvurmak zorunda kaldım. Abi başka. Gel gel gel. Bunları kendileri mi yazdı abla bu Evet, yazıları? kendi yazdım. Ben kaç liralık bardak bayrak onu bile alıp tasamadım.